Günaydın arkadaşlar. Günaydın diyorum çünkü sabahtı şu an. Bir arkadaş bana mesaj attı. Bir fitness sayfa Instagram'da bir şey paylaştı. Yazıyor ki salonda bir saatten fazla kalıyorsan büyümeyi unutun. Dedi bana hocam bu doğru mu? Şimdi bunu diyeyim size. Benim tarzım. Ben antrenmanlarım genelde 40-45 dakika sürer. Ama bazen niçin sürer? Açıkça söyleyeyim size. Çünkü yaşlandım ya. Cidden. Ve bazen biraz tembelim. Bazen. Şimdi birisi diyorsa ki antrenmanı bir saat geçersen büyümezsin. Ve ben buna katılıyor muyum? Ben buna katılmıyorum. Ben buna katılmıyorum. Çünkü ben çok gördüm. Adamlar salonda 2-3 saat çalışırlar. Ve çok mükemmel sonuçlar alırlar. Mesela Arnold zamanlarda onlar saatlerce çalışırlardı salonda. Saatlerce. Mesela bizim bir ara bir Arap öğrencim vardı. İsmini vermeyin. Bilirsiniz ki o da tam deliydi. Ona kaç defa vururdum. Dedim yani neler yaptığını senin. O 6 saat çalışırdı deli salonda. O ruh hastası. Onu geç. Ama şöyle diyeyim. Bir kişi 2 saat çalışırsa salonda katabolik olmaması için muhtemelen set aralarını dinleniyor, iyice dinleniyor set aralarında. İyice beslendi o gün. Glikojen depoları full yüklü, full dolu. Proteini her şey yerinde, bütün besini iyidir. Ve kendi yorulmuyorsa neden olmasın 2 saat çalışma? Şimdi hızlı süper set yaparsa zaten adamda lazım inanılmaz kondisyon olsun. Ve bu sefer kondisyon antrenmana döner bu. Bu sefer tabii ki kasları erir gider. Yani katabolikleşir. Ama bir kişi yapıyorsa antrenmanı, mesela ben 45 dakikada yaptığımda, yani yanlış anlamayın, sağlam çalışırım. Ama set aralarımı çok uzun tutmuyorum. Tak 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 gidiyorum. Ama bir insan şu 2 saat çalışınca biraz daha tatlı tatlı çalışıyor. Yani öyle daha çok öyle bazılar öyle çok zevk alıyor öyle 2 saat çalışmaktan. Oh ben şimdi kolumu yaptım, ben şimdi göğsü yaptım, şimdi gideyim tricepsimi yapayım. Yani öyle keyifli keyifli yani o şekilde ama keyifli derken yine de setleri yaparkenden uğraşıyor ve zevk alıyor. O yüzden arkadaşlar ben bunu diyeyim. Yalan dolandır milletin konuştuğu ya. Kimisi Dorian Yates'in antrenmanları çok kısaydı. Arnold'un antrenmanları çok uzundur. Kai Greene'in antrenmanları çok uzundur. O yüzden arkadaşlar herkese göre farklı. Ama önemli olan sizin tercihiniz nedir? Sizin için ne iyi çalışıyor? Siz nereden verim alıyorsunuz? Önemli olan nedir? Severek yapasın bunu. Yani o 2 saatin içinde zevk alıyorsan inan ki katabolikleşmiyorsun. Ama o 2 saatin içinde işkence geliyorsa sana zorundan zorlaştırıyorsun kendini o zaman katabolikleşebilir. Aynı şekilde yani bir de 45 dakika antrenman yaparsan ama adam gibi yapmazsan bu sefer yeterli antrenman olmaz. O 45 dakika antrenman kısa antrenmandır ve çok sağlam lazım olsun. Set araları çok uzun dinlemeyeceksin. Çok sağlam gireceksin ki değilsin. High intensity. Genelde kısa antrenmanlar high intensity'dir ve onlar çok daha zor oluyor. Evet. Diyeceklerim budur. Yalan dolandır. Yalan dolandır. Kas eriyecek. Kas eriyecek. Bir saati geçti. Bir saati geçti. Bir saati geçti. Lazım kaçayım sonundan yoksa kaslarım eriyecek. Bullshit. Yalan dolan. Gerçekten yalan dolan.
O yüzden siz kendiniz ne isterseniz yapınız. Yeter ki iyi beslenin, bu işten zevk alın ve fazla sağa sola koca garı laflara bakmayın. Yeah, peace out.